Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Çokgenler konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, çokgen ve çokgenle açı kavramına geçmeden önce Mart ayı programımıza hemen bir göz atalım. Çokgenlerde arkadaşım Dinamo kitabından hemen ilk sayfalar, hemen şöyle dörtgenler kısmını bir açalım. Bakın dörtgenler kısmı burada. 5. ünitedeyiz. Hemen burada arkadaşım Tesla 1'den başlıyorum, 253'ten. Nereye kadar biliyor musun? 253'ten Tesla 14'e kadar. Hatta sonrasında tarama testi var 267'de. Tarama testini yapıyorsun. Yapamazsan canım hocam kare kodla seni bekliyor. Oradan cevapları yazmış, bulmuş olacaksın. Ve de felsefi kısmı da var burada. Oraları da çalışırsan senin için güzel olur. Fazla bilgi göz çıkarmaz. Hemen konu anlatım kitabımızda 0'dan 10'a da ne varmış bakalım. Orada da 222. sayfada arkadaşlar konumuz başlıyor. Bakın hemen yeni ünite 222. sayfada başlıyor. Nereye kadar? Tabii ki de burada 225'e kadar. 225'te süzgeç var. Yaparsan çokgenler için çok iyi olur. 228'e kadar yapalım. Dörtgende iç ve dış açılara bir dahaki derse geçeceğiz. Ne zaman? 28 Mart pazartesi gün canlı yayına geçeceğiz. Oralara gelmeyin sakın. Ondan öncesini ama fulleyin. Uzatmayayım lafı. Hemen çokgen ve çokgende açı kavramına geçelim. Bir düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan, üç veya daha fazla noktayı birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu geometrik şekle çokgen denir. Ne yapacakmışız? Üç veya daha fazla nokta. 1, 2, 3, 4. Bu bir çokgen midir? Kesinlikle çokgendir. Doğrusal değiller. Hemen bunları birleştirirsem işte bu kapalı şekle ne diyorum ben? Çokgen diyorum. Peki üçgenler çokgen midir? Evet, bak 3 veya daha fazla dediğine göre o zaman üçgenler de bir çokgendir. Bir çokgenin ardışık iki kenarını oluşturduğu açılardan iç bölgede kalana iç açı. Bakın şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi bir çokgen var. Bu çokgenin arkadaşım iç bölgesinde iki kenarını oluşturduğu açıda iç bölgede kalana iç açı diyorum. Ve iç açının komşu bütünleri, bütünler neydi? Bakın bütünler neydi? 180. B harfinden gördüğünüz gibi 1,8 türedi. 180 olmuştu. O zaman alfa artı beta 180 diyorum. Ve de iç açının komşu bütünlerinde dış açı demiş oluyorum. Aynısı üçgende vardı. Hiçbir ekşin yok. Şu an sadece söylemek için söyledik gibi bir şey. Mesela burası 70 ise dışarısı da 110'du. Aynısı üçgende de vardı. Bir sıkıntı yok. Alfaya iç açı dedik. Betaya dış açı dedik. Alfa ile betanın toplamı üçgende olduğu gibi 180'dir dedim. Ve geçtim. Çokgenlerde köşegen mevzusu var arkadaşlar. Bir çokgende ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Bakın ben buna köşegen demiyorum da köşeden köşeye giden diyorum. Böyle bir tekerleme gibi köşeden köşeye giden nedir? Köşegendir. Bakın bir kenardan ne olacak, bir köşeden daha doğrusu diğer köşelere gidecek. Ama neresi? Ardışık olmayan. Ben kendime gidemem. Yanımdakilere de gidemem. Onlara gidersem kenar olur, köşegen olmaz. O zaman demek ki en kenarlı bir çokgenle bir köşeden çizilen köşegen sayısı en eksi 3'tür. En tane köşe vardı. Kendim hariç, yanlarımdakiler hariç 3. O zaman ne oldu? En eksi 3 tane köşegen çizilir. Nereden? Bir köşeden. Bakın bir köşeden çizilir bu. Peki o zaman bir köşeden çizilen köşegenler. Bakın mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tane kenar vardı. 6 tane köşe vardı. 6 eksi 3 tane, bakın 1, 2, 3, 3 tane köşegeni vardı. Peki bir sorun var size. Bir ekmeği 3 kesik atarsak bir ekmeğe, buradakiler gibi çat çat çat. 1, 2, 3. Kaç parçaya ayırmış oluruz? 1, 2, 3, 4. 3 kesik 4 parça. 2 kesik 3 parça. O zaman demek ki ne kadar kesik? Bir fazlası kadar parçalara ayrılıyor. O zaman bir köşeden çizilen köşegen sayısı en eksi 3 olduğuna göre bu çokgeni ben bir fazlası en eksi 2 tane üçgensel bölgeye ayırırım. Yani burada gördüğün gibi 3 tane ne var? Köşegen var. 1, 2, 3, 4 tane de üçgensel alan var. Yani en eksi 3'ten en eksi 2'ye çıkıyorum üçgensel bölge. Peki hocam bunun anlamı ne? Bunun anlamı ne biliyor musun? Anlamı şu. Çokgenlerde iç ve dış açılara bakarsak en kenarlı bir çokgenin İç açıları toplamı en eksi 2 çarpı 180'dir. Neden? 1, 2, 3, 4 yani en eksi 2 demiştik. En eksi 2 tane üçgen, her bir üçgenin toplamı 180 olduğuna göre iç açıların toplamı. En eksi 2 tane üçgen varsa en eksi 2 çarpı 180'dir. Ne bu? En kenarlı bir çokgenin iç açılar toplamı arkadaşım. Peki iç ile dışın toplamı kaçtı?
İç ile dışın toplamı. Bakın bunlar iç açılar. Yani n çarpı 180 eksi 360 artı dış açılar. Yani n çarpı dış. Neyse artık o. E bakıyorsun şimdi. E burayı boş ver. Yani buradaki dış açıların toplamını bulmaya çalışıyorum. E n köşem vardı. N çarpı 180. İç ile dışın toplamı 180. E n çarpı 180. N çarpı 180 birbirini götürdü. Demek ki dışlarda ne olması lazım arkadaşım? 360 olması lazım. Bütün çokgenlerin, bakın bütün çokgenler, üçgen, dörtgen, beşgen alayında dış açıların toplamı 360'tır. Aa, o zaman çokgenin kenar sayısı ne olursa olsun, köşe sayısı ne olursa olsun garanti bir şey var. O da dış açıların toplamı 360. E peki iç açılar kenara ve köşeye göre değişiyor. Ya en kenarlı da n eksi 2 çarpı 180. Ha, o zaman demek ki bana açılar verilirse genellikle ben ne yapacağım? Dış açıya yorduracağım. Dış açıyla yorumlayacağım. Dış açıya göre yapacağım. Ama yerine göre. Çoğunlukla biz dış açıya göre yapacağız diyoruz ama bazen de bu formül bizim çok işimize yarayacak. Hemen bir ısınalım bakalım. Bir 11'gen iç açılarından ikisi dik açı. Yani 90 derece ve 90 dereceymiş dik açı. Diğer iç açıların birbirine eşit. Yani alfa olsun onlar da. Eşit açılarının ölçüsü nedir diye bize soruyor. Diğer iç açıları birbirine eşitse eşit açılarının ölçüsü kaçtır diye soruyor. Hemen yapalım o zaman. Bu bir 11'gen mi? 11'gen. 11'gen eksi 3. 8 tane köşegeni vardır bir köşeden. Bir fazlası 9 tane nedir arkadaşım? 9 çarpı 180 benim bütün iç açılarımı topladır. E burada da 90 artı 90 var. Bir de arkadaşım 11'gendi. Bir tanesi burada. İki tanesi burada. Geriye 9 tane kaldı. 9 açımında toplamı, 9 açımında her biri alfaydı. 9 alfa olmuş oldu. O zaman bakıyorsun. Çok dikkat et şimdi. Burada 9 tane 180 vardı. Burada da 1 tane 180 var. Attım karşıya. 8 tane 180 kaldı. Ne oldu? 9 alfa oldu. Çok dikkat şimdi. Çok dikkat arkadaşım. 9'la da 180 sadeleşir. 20 olur. O zaman 20 çarpı 8'den dolayı 160 olur dedim ve iç açımın 160 olduğunu bulmuş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Yapacağın şey buydu. Hatta tersten gidelim bakın. Bir iç açısının ölçüsü 160 ise dış açısının ölçüsü nedir arkadaşım? Alfa üssü diyelim 20'dir. Kaç tane 20 var? 9 tane. 9 kere 120, 9 kere 20 180 derecedir. E bunların da dış açıları 90'ın açısı, dış açısı da 90'dır. 90, 90, 180. Toplarsan 180'le evet bak yine 360 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Olay bu. Yapacağımız şey n eksi 2 çarpı 180 iç açı formülü. Dış açılarınki de hepsi 360 dedik geçtik. Bak şimdi antrenman yapalım, ısınmayı yaptık. İç açılarından 3 tanesi 100, 110, 120 ve diğerinin her biri 150 ise çokgenin kenar sayısı kaçtır? Bak şimdi dostum. Bu soruda ben gidip de iç açıdan yapmam. Dış açıdan yapmak daha kolay. Neden? 80. Neden? 70. Neden? 60. Neden? Her biri 30'dan dolayı yapmam. Çünkü dış açıları bulmak çok kolay. Bakın şimdi 80 artı 70 artı 60 artı her biri 30 dereceden olan dış açılar kaç tane peki? Bilmiyorum. Kaç kenar olduğunu sorduğu için 1, 2, 3'ü burada zaten. Bunlara da ne kalır? N eksi 3 kalır. N eksi 3'ten dolayı da bunların toplamı ne olacak? 360 derece olacak. Dış açıların ölçülerinin toplamı 360 dereceydi. Bütün çokgenlerde. E 80, 150, 210 at karşıya kardeşim. 210'dan dolayı ne olmuş oldu? 150 olmuş oldu. 210 vardı karşıya attım. Eksi 210'dan 150. Her tarafı sıfırla sadeleştirdim. Her tarafı 3'e böldüm. N eksi 3 eşittir 5 geldi. Eksi 3'ü karşıya artı 3 olarak attım. Oldu mu sana n eşittir 8? Oldu tabii ki de kenar sayısı 8'dir dedim. Bakın buraya n dersiniz. N'i gidip 5 bulursunuz. A şıkkında 5'i sorarlar. Hop atlarsın patlarsın. Ne olur çünkü burada n demeyeceksin. N dersen o n sanki aklında köşe gibi kalır. Kenar gibi kalır. O zaman a'yı atlarsın. Ama sen buraya 1, 2, 3'ünü yazmıştın zaten. N eksi 3 tane 30 kalır dersen olayı patlatırsın dedim. Geçtim. Geldim bir başka soruma arkadaşım. Burada yine bir model sorum var. Model sorumda da ne diyor? Hemen bakıyorum. A, B, C, D, E beşgen. A, E, F doğrusal. A, E, F doğrusal.
AB ve BC dik açılar. Tamam, AB ve BC. AB, BC dik. Tamam, her şey verilmiş. 110 verilmiş, 40 verilmiş, her şey yapılmış. Yukarıdaki verilere göre CKD, CKD kaç derecedir diye soruyor bana. Hemen o zaman şöyle yapabilir miyim arkadaşım? Bak, burası 140 derecedir. Burası 110, burası 90. Burası alfa, burası alfa. Burası beta, burası beta. O zaman burada 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğuna göre 5 tane kenar bir köşeden ne olur arkadaşım? 2 tane köşegen çıkar. 2 köşegen de bakın şimdi ne yapar? Beni 1, 2, 3 bölgeye ayırır. 2 tane köşegen var ama ne olur? 3 bölge olur. 3 bölge ise arkadaşım 3 çarpı 180'den dolarıyı ne olacak arkadaşım? 540 olacak benim iç açılarımın ölçüleri toplamı. O zaman toplayalım. 140 artı 110 artı 90 artı 2 alfa artı 2 beta eşittir 540 oldu. Bakın ezberden değil. 5 tane köşe var. Bir köşeden 3 eksiği kadar 2 tane köşegen çıkar. 2 parça yani 2 kesik 3 parça demektir. 3 parça 180, 540 dedim. Bakın 140, 540, 400 kaldı. 90, 110, 200 oldu. O zaman ne oldu arkadaşım? 2 alfa artı 2 beta eşittir. Ne olmuş oldu? 200 kalmış oldu. Bir daha söylüyorum. 140 karşıya gitti. 400. Bunların toplamı 200 karşıya gitti. 200 kalmış oldu. O zaman her tarafı ikiye bölersem alfa artı beta neymiş? 100 dereceymiş. E bana ne soruyor? CKD'yi soruyor. Yani şurada bir teta var onu soruyor. O zaman teta artı alfa artı beta geçen seneki bilgilerimden 180 mi? E beta artı alfa 100 dereceyse arkadaşım o zaman ne kalıyor bana? Teta da demek ki 80 derece olmuş oluyor. İşte bu kadar, çok güzel bir soruydu. Bu soruyu da geride bıraktık. Yine bakın ezberden değil. 5 kenarım var. Bir köşeden 3 tane eksik gider. 2 tane köşegen var. 2 tane köşegenden bir fazlası kadar yani 2 kesik atarsam 3 bölge oluşur. 3 bölge 180 dolayı 540 derecedir. Hemen 540'a göre bütün iç açıları topladım. Olayı patlattım, bitirdim. Geçtim bir sonrakine. Düzgün çokgenler. Artık düzgün çokgenler diyeyim. Çokgenler kısmını bitirdim. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve tüm açıların ölçüleri birbirine eşit olan çokgenleri düzgün çokgenler denir. Mesela arkadaşlar dörtgenlerde göreceğiz. Eşkenar dörtgen diye bir şey var. Mesela bunun da bütün kenarları birbirine eşit. Bütün kenar uzunlukları ama yetmez. Tüm iç açıları da tüm açıları da birbirine eşit olacak. Bakın burada tüm açılar birbirine eşit değil. Peki dörtgenlerde kim eşit birbirine? Bakın dört kenar ve dört açı. İç açıların toplamı 90'dı. Dış açıların toplamı da iç açıların toplamı 90, 90, 90, 90 olması lazım. O zaman ne diyorum? Düzgün dörtgene aslında ben ne diyeceğim ileride? Kare diyeceğim. Peki düzgün üçgene ne denir? Bütün kenarları eşit ve bütün açıları eşit. İşte buna da eşkenar üçgen diyordum zaten. Düzgün beşgen artık bundan sonra düzgün beşgen, düzgün altıgen diye gidiyor. İşte bunlara da düzgün beşgen, düzgün altıgen diyeceğim. Bunların özel bir ismi yok. Peki, 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 peki. Düzgün çokgenlerin özelliklerinde en kenarlı düzgün bir çokgende iç açıların hepsi birbirine eşit mi? Eşit. O zaman n eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamı değil miydi? Evet. O zaman n'e bölersem ne olacak? Her bir tanesinin iç açısının neye eşit olduğunu bulurum. Çünkü hepsinin toplamı neydi? Birer birer toplanmıştı. Yani hepsi eşit olduğuna göre o zaman iç açıların toplamını n'e bölersem tanesini bulurum. Peki şöyle yazabilir miyiz bunu? N çarpı 180, 180'i dağıtsam paranteze, eksi 360 bölü n yapsam, sonrasında da bunu ayırsam, n çarpı 180 bölü n, eksi 360 bölü n diye ayırsam, bakın n'ler birbirini götürür, o zaman 180 eksi 360 bölü n kalır. Aa bir dakika, 180 eksi, bütünleri kimdi? Bunun dış açıydı. Aa demek ki bir dış açının ölçüsü 360 bölü n'miş. Biz öyle diyeceğimize dış açıların toplamı zaten neydi? 360'tı tamamı. N tane dış açı varsa ve bunlar birbirine eşitse 360 bölü n bir dış açısıdır. Demek ki o zaman arkadaşlar biz bir çokgende iç açıyı bulmaktan daha ziyade bakın iç açıyı formüllerle bulmaktan daha ziyade dış açıdan yürürüm, dışı bulurum, içi patlatırım, olayı bitiririm. İşte bu. Dışı bulurum, içi patlatırım, oradan da halletmiş olurum.
Mesela ısınalım bakalım. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 4 katından 20 az olan. Bir dakika şimdi. Bu alfa ise, daha doğrusu dış açısının ölçüsü alfa ise, iç açısının ölçüsü ne o zaman? 4 alfa. Bakın buna da iç yazalım. İçin ölçüsü ne peki? Bu da dışsa. Dış açısının ölçüsünün 4 katından 20 derece az. E kardeşim, içle dışın toplamı neydi? 4 alfa eksi 20 artı alfa neydi? İçle dışın toplamı. Mesela şurası içi, burası dışı. E o zaman bunların toplamı 180 değil miydi? E 180'de eksi 20'yi karşıya attığını düşünelim. E 5 alfa eşittir 200. Alfa eşittir ne oldu? Her tarafı 5'e bölersem 40 olmuş oldu. Peki bu alfa dediğim neydi? Dış açıydı. İşte benim sana söylemek istediğim şey şu. O zaman 360 bölü n neymiş bir dış açısı? 40'mış. 40'sa o zaman 360, bunun altında görünmez bir var. İçler dışlar yaptım. 360 eşittir 40 çarpı ne? Sıfırlar birbirini götürdü. Buradan da ne oldu? N eşittir 9 olmuş oldu. İşte bu kadar arkadaşım. Yapman gereken tamamen bu. Ve buna göre hareket etmek dedim. Ve burayı da bitirmiş oldum. Evet, geldik antrenmana. Antrenmandan sonra da arkadaşlar ne var? Hemen bakalım. Beşgenlere geçmiş olacağız. A, B, C, D, E, F, G diye gidiyor. Yani şurası E. İleride bir yerde de F var. Böyle bir düzgün çokgen. Acaba bakalım kaçgen olduğunu soruyor bana. Bulmaya çalışacağız. 150 dereceyi vermiş. A, C, D. Şurası 150 dereceymiş. Bakın burasını alfa dersem. O zaman ne olmuş oldu? Şurada alfa artı 150 benim iç açım oldu. Bakın burası da alfa artı 150'dir. Burası da alfa artı 150 derecedir. Peki bütün düzgün çokgenler, bütün kenarlar birbirine eşit miydi? Eşitti. O zaman burada bir ikiz kenarım var mı? Var. O zaman burası alfa mı? Alfa. O zaman hemen şuradan bir üçgen çekelim. Üçgeni çekersem alfa artı, alfa artı 150 artı alfa. Burada bir üçgen oluştuğu için 180 derece toplamları olacak. Alfa alfa alfa. 3 alfayı patlattım. 150'yi de karşıya attım. Hatta eşittir 30 diyebilirim. Alfa kaç çıktı o zaman? 10 çıkmış oldu. Alfa benim için 10'sa. Alfa benim için 10'sa. O zaman ne oldu? Bir iç açımın toplamı 160 derece oldu. Ben ne yapacaktım arkadaşım? İçe değil dışa bakacaktım. Bir dış açım 20 derece oldu. Peki 360 bölü n eşittir 20 ise 360'ı neye bölersem 20'dir? Ya da şöyle yapalım, 1 koyalım. 360 eşittir 20 çarpı n'dir? Sıfırlar birbirini götürdü. 36'yı 2'ye bölersem 18 gen olduğunu bulmuş olurum. İşte bu kadar arkadaşım. Yapman gereken olay bu. Sadece durum vaziyeti kontrol edip cingöz olacaksın. Buradaki geçişleri kaçırmayacaksın dedim ve beşgene geçiyorum. Düzgün beşgen diyeyim arkadaşım. Tüm kenarları ve açıları eşit olan beşgene tabii ki de düzgün beşgen denecek. Bunu biliyoruz. Tüm kenarları ve açıları. Artık bunu söylemeye gerek yok. Bu ikisi düzgün bilmem bir şey. Düzgün beşgen, altıgen, yedigen hepsinde olan şeydir dedik. Peki iç açısı ölçüsü nedir düzgün beşgenin? Bakın düzgün beşgenin iç açısı ölçüsü nedir? İç açısı ölçüsünü bilmiyorum ben. Bak, iç açısı ölçüsünü bilmiyorum. Ama neyi biliyorum? Dış açısı ölçüsünü biliyorum. 360 bölü 5'tir. Yani nedir? 72'dir. O zaman dış açım benim neymiş? 72 ise içe ne kalır arkadaşım? Birbirlerini 180'e tamamladıkları için 108 derece kalmış olur. Demek ki ben bir çokgende yine söylüyorum, iç açıdan değil dış açıdan yola çıkıp içi bulacağım. Oradan da rahat rahat yapacağım. Şimdi çok dikkat. Burada düzgün beşgende adamlar bize köşegeni sorma ihtimalleri yüksek. Bak, köşegeni bulursun, sıkıntı yok. 108 hocam, geriye 72 kalıyor ya da dış açısı 72 ise bu kenarlar birbirine eşit olduğu için 36 36 olur diyebilirsin. 36 36 108 üçgeni olabilir. Bu gibi sorular soruluyor, aklında olsun. Dış açımı buldum, oradan içe yürüdüm ve de köşegeni çektiğimde de ne olduğunu görmüş oldum. Aha, işte tam da karşımda böyle bir soru var. Bu soruya bakalım şimdi. Düzgün bir beşgen A, F, C. Bana şu açıyı soruyor. Dikkat. Bana bu açıyı soruyor. Dikkat. Şimdi arkadaşım bak, bu bir köşegen mi? Köşegen. Benim iç açımın ölçüsü 108 miydi? 108'di. Biraz önce söylemiştik zaten. Bir köşegenin
parçaları 36'ya 36 olacaktı. Burası da 108 olacaktı. Devam ediyorum. Buraya baktığımda burada da bir köşegen var. Köşeden köşeye gitmiş ve burada da ikizkenar var ve buradaki açım da benim ne olacak? 36'ya 36 olacak. Aa, bir dakika. 36'ya 36 ise şuradaki açım da benim 108'dir. Demek ki buradaki büyük üçgene benzer bir küçük üçgen var burada. Açılar birbirinin aynısı. O zaman benzerler. Beni ilgilendirmiyor. Beni zaten bu açı ilgilendiriyordu. Ters açılardan dolayı 108 derecedir dedik. Biliyorsun ki çaprazlamasına çarpı gibi olanlarda bunlar ters açıydı. Şunlar da ters açıydı. Birbirlerine eşitler dedim ve bu kısmı da bitirmiş oldum. Of, ÖSYM tarzı. Evet, ÖSYM arkadaşlar. Geçen seneye kadar üst üste 5 sene bunu sordular. Neyi sordular bize? 5 sene çokgenlerin içine başka bir çokgen eklemeyi sordular. Düzgün beşgenin içine eşkenar üçgen A, F, B. Ve burada önemli olan diğer üçgenlerde de ya da diğer kenarlarda da eşitleri çizmek. Bakın, eşkenar üçgen dedi ama burada da güzelim bir ne olmuş? İkizkenar üçgen ortaya çıkmış. Bana sorulan ne? A, F, şey ne A, F'si ya? B, F, C'ymiş. B, F, C. Aa, bu çok kolay ya. Keşke bunu değil de şurayı sorsaydı. Neyse, orayı da biz de buluruz. Sıkıntı değil. Hemen patlatalım o zaman. Bakın arkadaşlar, beşgenin dış açısı neydi dış açısı? Dış açısı 360 bölü 5'ten 72 idi. İç açısı kaçtı? 108'di. Eşkenar üçgenin iç açısı kaçtı? 60'tı. 60'sa arkadaşım buraya kaç kaldı? 48 mi kaldı? Neden? 60, 60, 60 olacaktı. Bu 60'ın 12'sini bu yemiş. Geriye 48 kalmış. Peki. O zaman bak, ben ne dedim sana? Şu açınla bu açın ikiz kenarlıktan dolayı birbirine eşit mi? Alfa, alfa derim. Alfa, alfa dersem. Bak, alfa, alfa artı 48 eşittir. Üçgenin iç açılarından dolayı 180. 2 alfa eşittir 180 eksi 48. Her tarafı 2'ye bölersen daha rahat çıkarma yaparım. 90 eksi 24'ten dolayı alfa eşittir 66 derece olmuş oldu. Demek ki buradaki açılarım neymiş arkadaşım? 66 dereceymiş. İkisi de 66 derece ise bana şurayı sorsa güzel olurdu demiştim. Çok da zor değil. 180'e tamamladık. 108'e tamamladıklarına göre 108'e. O zaman burası da 42 olmuş olacaktı. Sanki burası da sorulabilirmiş. Sorulsa hoş olurmuş gibi geldi bana. Bakın arkadaşlar, olay tamamen bu. Dediğim gibi ÖSYM bunu çok sordu. Neredeyse 3-4 sene üst üste sordu. Çokgenin içine herhangi bir başka çokgen ekledi. Şu kenarların ikizliğini kullandı. Haberin olsun. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Geldim düzgün altıgene. Yine aynı cümleyi kuracağım. Tüm kenarları ve açıları eşit olan altıgene düzgün altıgen denir. İç açıların ölçüsü beni ilgilendirmez. Ben bilmem. Ben dışı bilirim. 360 bölü 6'dan dolayı 60 derece bir dış açısının ölçüsüdür. İç açısı o zaman nedir? 120 derecedir. İşte bu. 120 derecedir. Peki bunda da bir köşegen yapsak olur mu? Bunda bir köşegen yapamam. Çünkü bir bu köşegen var. Bir de uzağa, karşıdakine giden bir köşegen var. Peki küçük köşegenle oluşursa ne olur? 120'den dolayı geriye 60 kaldı. Ya da iki tane aynı açının toplamı 60, toplamı 60'sa o zaman nedir bunlar? 30-30-120 diye bir üçgenim vardır. Ya da bakın, bu karşıdan karşıya gittiği için, bu tarafta ve bu tarafta simetrik olduğu için 120'yi bunlar ikiye bölerler. 60-60 olur dedim. Ya da şuradan da bakabilirsin. Bu 30'sa iç açıları 120 idi. O zaman burası 90'dır. 90'sa arkadaşım zaten buradan da yine burasının 30, burasının 60. Hatta buranın 60 olduğunu bulmuş oluyorsun. Burası açıortay oluyor. Büyük köşegende açıortay, küçük köşegende de buralar 30-30-120 üçgeni oluşturmuş oluyor. Şimdi geldim model soruma. Bir de ÖSYM tarzım var. Sonrasında da yine gaydırı kuppak bir soru seni bekliyor. ABCD düzgün altıgen ve ABGH kare. Bak, kareymiş. O zaman bu kare ise bunlar birbirine eşit. Şunlar, 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 şunlar ve şunlar birbirine eşit. Abo, bak yine söylediğim oldu mu? Oldu.
Benim dış açım kaçtı arkadaşım? Benim dış açım 360 bölü 6'dan dolayı 60'tı. İç açım 120 idi. O zaman burası 90'sa burası nedir? 30'dur. İki kenarın birbirine eşit olduğuna göre o 180'den 30 çıkarsa 150. 150 ise arkadaşım 75 derece ve 75 derece oldu. Süper bir şekilde bunu buldum. Bana CKF'yi soruyor. CKF. Abo burayı soruyor bak. Bana burayı soruyor. Burasını nasıl bulabilirim? Bir düşüneceğim şimdi. Hemen devam edeyim ben bu arada. Şuradan bulabilirim. Çok güzel, aklıma iyi geldi. Hay aklımda bin yaşım. Buranın 120 derece olduğunu biliyorum. Buranın 120 derece olduğunu biliyorum. E buranın da 120 olacağını bilecektim ama bilemiyorum. Çünkü 75 var. 25 eklesem 100. 20 eklesem 120, 45 oldu. O zaman geldim şuraya. Bana sorulan yere alfa dersem burası da 180 eksi alfadır. 1, 2, 3, 4 dörtgen var. Dörtgenin iç açıları ve dış açıları 360'tı. O zaman 120 artı 120 artı 45 artı 180 eksi alfa eşittir nedir? 360 derecedir. 360 da gördüğün gibi şöyle yapabilirim. Şu 180'i götürürüm, burada 180 kalır. Şu 120'yi götürürüm, burada 60 kalır. Sonrasında da bakarsan şu alfayı karşıya atarsam artı alfa olur. Burada da 165 vardı, 60 karşıya geçerse 105 olur. Ya da şöyle de diyebiliriz. 120, 120. Bunların ikisinin toplamı 120 idi. O zaman şu açı 75'tir. Buraya da 105 kalır. CKF açısı da 105 dereceymiş dedim. Ve bu güzel soruyu da yapmış oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Yapacağın şey bu. Dörtgenin iç açılarının toplamında ne olduğunu bileceksin. 360 olduğunu bileceksin. Neden? Dörtgense, bakın dörtgende hemen bir tane köşegen vardır. Devam ediyorum. Bakın sadece bu vardır. Peki kaç bölgeyi ayırır? 2. 2 kere 180 ne olmuş oldu? İç açıları toplamı 360 olmuş oldu. Oradan yürüdüm gittim. Geldim ÖSYM tarzı bir de altıgende yapalım. Olayı bitirelim artık. Hemen kırmızıyla yapıyorum. Düzgün altıgen ve kare var burada. Bak bu 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 birbirine eşit. Bu 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 birbirine eşit. Aa, burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Bunlar da kare dikdörtgen. Şey kare altıgen. O zaman arkadaşım düzgün altıgensem ben, burası kaç derece? 120. Ben burada da kareysem 90'ım. Kardeşim bir tek şurası kaldı benim için önemli olan. Orayı bulsam, şuralar zaten alfa alfa. Bana da D, E, G'yi, yani alfanın kaç olduğunu soruyor adam. Şurayı bir yapalım. Burası ne arkadaşım şimdi? Bak toparlayalım şurayı. 120 sende, 90 sende. Şurayı bilmiyorum. Oraya da diyelim ki beta sende. Toplamı kaç bunların? Tüm açı 360'tı. 360'tan 120 çıkarsa 240, 90 çıkarsa beta eşittir 150 derece olmuş oldu. Bak şimdi burası 150 derece ise sen ne biliyorsun? Alfa artı 150'nin toplamının 180 olduğunu, 2 alfanın buradan da 30 olduğunu, buradan da arkadaşım alfanın her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsem 15 derece olduğunu bulmuş oldum. Kalemi de fırlattım. Olayım da bitti. İşte bu kadar dedim. Yapacağımız her şey buydu. Şu çakallıklara dikkat ediyorsun. ÖSYM tarzı. ÖSYM bu soruları sormuştu. Biz de benzerlerini sormuş olduk. İşte sorularımızın cevaplarını almış olduk. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Yazılımlı olduysan geçmiş olsun. İnşallah yazılımlı olacaksan da başarılar olsun. İnşallah güzel, sevdiğin, istediğin bir not alırsın. Çalışmanın karşılığını alırsın inşallah. Ne kadar çalışırsan o kadar çok karşılığınızın, emeklerinizin karşılığını almış olursunuz diyelim. Ve benim anlatacaklarım bu kadar. Çok güzel bir şekilde geometriye bomba gibi bir giriş yaptık. İnşallah dörtgenler canlı yayında üstüne kat ve katını koyarak devam edeceğiz. İşte ödülü soru. Cevaplarını yoruma bekliyorum. Kendine iyi bak. Bir dahaki derste canlı yayında görüşürüz.